Son yıllarda Türkiye hapishanelerinde işkence ve tecrit uygulamaları başta olmak üzere hak ihlalleri ve hukuk dışı uygulamalar derinleşerek artmaktadır. Şubemize neredeyse her gün İç Anadolu hapishanelerindeki tutsak ve aileleri aracılığıyla başvurular gelmektedir. İç Anadolu bölge hapishanelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerden edinilen gözlem ve tespitler sonucunda mahpusların fiziksel tecrit, sosyal izolasyon, birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde erişimde karşılaşılan engellemeler sebebiyle sağlık haklarının ihlal edildiği tespit edilmiştir. Mahpusların tek kişilik odada tutuldukları, havalandırmaların ortak olmadığı, havalandırma saatlerinin mevzuata aykırı olarak kısıtlandığı ve mahpusların tecrit koşullarında havalandırılmaya çıkarıldığı, Sincan Yüksek Güvenlikli Hapishanelerindeki odalarda güneşlik denilen apartman boşluğuna benzeyen boş bir alana açılan pencerelerin olduğu, hücrelerde demir korkuluk ve eleğe benzeyen çelik bir ağla kapatılan pencereden gökyüzünü görmenin mümkün olmadığı, hücrelere güneş girmediği tespit edilmiştir. Yine bu tip hapishanelerde mahpusların odalarını izleyen kameraların olduğu, mahpusların özel alanlarına müdahalesi FET tiplerinde olduğu gibi gözetlenebilir hücre anlayışının devam ettirildiği görülmüştür. İnfazını hapishane koşullarında sürdürmesi mümkün olmayan mahpuslar için sağlık koşulları nedeniyle cezanın ertelenmesi ya da geri bırakılmasını kolaylaştıracak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Hastalık nedeniyle infazın geri bırakılması kararlarında toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen hükümlü kriterleri kaldırılmalı, suç tipleri arasında ayrımcılık yapılması önlenmelidir. Ağır hastalık, engellilik ve yaşlılık nedeniyle tahliyelerde ATK tek yetkili merci olmaktan çıkartılmalı, tam teşekküllü devlet hastanelerine ve eğitim araştırma hastanelerinde cezaevinde kalabilir ya da kalamaz raporu verme yetkisi düzenlenmelidir. İnsanlık onuru ile bağdaşmayan ağız içi arama uygulamasına ve diğer yasaklı arama usullerine son verilmeli, hasta mahpusların hastaneye sevkleri sağlanmalıdır. Mahpusların talebi doğrultusunda daha iyi tedavi görebilecekleri hastanelerin bulunduğu illere nakil talepleri kabul edilmelidir. Bu talepler keyfi gerekçelerle reddedilmemeli ve geciktirilmemelidir. Mahpusların muayenesi sırasında jandarmanın muayene odasında bulunması ya da muayenenin hükümlü ya da tutuklu kelepçeli iken gerçekleştirilmesi uygulamasına son verilmeli, hasta mahremiyeti gözetilerek ve eşit koşullarda insan onuruna uygun olacak şekilde bir muayene gerçekleştirilmelidir. Mahpusların birinci basamak sağlık hizmetlerine ulaşımına ilişkin olarak kurum hekimliği modeli benimsenmelidir. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında hapishanelerde yeterli sayıda hekim, diş hekimi, hemşire, sağlık diyetisyeni, psikolog, psikolojik danışman, sosyal çalışmacı bulundurulmalıdır.